Kursa gideceğiz. Nereye gideceğiz? Kursa gitmeyeceğiz anne. Evet. Tut elimi, elimi. Anne. Canım. Sağlık ocağına gitmeyeceğiz. Hayır, sağlık ocağına gideceğiz. Evet, tamam sen. Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Hakan'la beraber biz bugün sağlık ocağına gidiyoruz. 4 yaş aşısı varmış. Dün ebesi aradaydı. Bugün benim için mutlaka getir dedi. Aşıdan sonra da Şerif abla uğrayacağız. Oraya kadar gitmişken Şerif ablama da uğramadan olmaz. Şerif ablama ve Tuğba'ma. Uğramadan olmaz. Sen benim gözlüğümü bana ver. O gözlük sana olmaz. Sen kendi gözlüğünü tak bakayım. Bak ben takıyorum. Bak takıyorum bak. Bana bak. Ne? Heh, şu gözlüğün oturmamış. Ne? Bak bana bir bakayım. Hayır yok. Gözlüğün azalıkın arası. Otur hadi şuraya. Ama o esas öğretmenini söyleyecek yani kendisi. Günaydın börekçi. Senelerin börekçisi. Ben kendim bildim bileli. Bu börekçi vardır arkadaşlar. Hakan yürü. Tut elimi. Elimi tut. Korktun mu? Gel gel diyen bayandan korktum maskottan. Annem orası park değil, cami gel. Hadi gel. Dinozorumuz da bozuldu Hakan. Kaldırıma geç, araba geliyor aşkım. Çık kaldırıma annem, araba geliyor. Hayır. Hadi. Nereye gittin? Annem gel, oradan değil, gel gel. Apartmanlar birbirine benziyor ya, hepsine girmek istiyor bir de. İki tane aşı yapıldı arkadaşlar. Hem sağdan hem soldan. Soldan yapılan aşı karmaşıymış ve içinde tetanoz da var dedi. 2-3 gün boyunca biraz da ağrı yapabilirdi de ağrı kesici mutlaka verin dedi. Ateş yapar mı? Belki ateş de yapabilir ama çok da önemli değil dedi. Şimdi Şerif abla gittiğimiz zaman ateş şu ağrı kesicisini vereceğim. Tut elim anneciğim. Evet. Karmanın yapıldığı kol. Aa, pardon, özür dilerim. Acıyor ve sürekli onu tutuyor. Hayır, daha ilerliyoruz, gel. Burası değil, gel annem. Baba.
Burası değil bebeğim, gel. Gel anne. Şerife teyze. Gel, ben seni götüreceğim şimdi Şerife teyzeye, gel. Ne? Gel, götüreceğim Şerife teyzeye. Biliyorsunuz ki Şerif abla bana kumaş almıştı, elbise dikecekti. Hem elbisenin provasını yapalım dedi. İyi oldu, denk geldi. Sabah mesaj çekti. Bugün ya da yarın gelebilirsen elbisenin provasını yapalım diye mesaj çektiydi. Çok da güzel denk geldi Hakan açısına da. Hayır, orası da değil. Gel 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 gel. Hadi burası. Ne? Burası. Gel. Aa, bak. Şerife teyzeye gidince dinozorun pilini çıkaralım Hakan'cığım. Haydi. Hadi bakalım, bismillah. Hareket etmeliyiz. Şimdi oraya etmemiz için önce belgenin şurayı bir kesmemi, giymesi lazım. Heh. Buranın da yaka buraya, en son. Yaka en burayı son oturma, şey. Oturtabilmem için de boyun olması lazım. Buranın. Hayır bak, yaka en sondur. Önce kolun oyuntusu ve kolun şekli yapılır. Ondan sonra terlenir, yaka dikilir. Yaka dikildikten sonra da olay biter. Ben öyle biliyorum. Orası öyle bak. Normal böyle. Senin hulbuliz böyle. İçin iyi. Bunun... Nereye takacağım şu kolu ben? Çok aşkım, merak ediyorum. Aşkım bak, çok güzel bir şekilde sen bunu burasını yapmışsın ya. Ha, bunu aynı dikişinde arkaya yapmalıyız demek istediğim o. Tamam, anlıyorum ben seni de bak şimdi. Allah'ım. Anlıyorum ama bak şimdi şunu, bu kumaşı niye kesmedim? Oturtacağım, belginin vücuduna göre ayarlayacağım. Onun bir oturması yoktur. Onun kalıbı eşittir ve bellidir. Eşit değil çünkü bu pratik kesim. Eşit değil. Otur oturdun yere. Tamam, ben oturayım oturdum. Sen bana bir boynunu dik yedin. Tamam, ben dikerim boynunu. Sen mi dikeceksin boynunu? Ha, boynu ben. Herkes bir yandan. Emine sen etek kısmını mı? Çok fenasın Emine ya. Ben kumaş alma sorumlusu. Hmm. Ben şey, tahsilat. Kumaşı sen mi seçtin hayatım? Onu ben seçtim. Sen. Teşekkür ederim. Gerçekten onu görünce zaten dedim direkt, bu Belgin ablanın şeyi. Hani senin tarzın, beğeneceğin. Güzel ama. Hatta ne oldu bilmiyorum, annem dikmeye başladı şimdi bunu. Senin o getirdiğin elbise var ya. Aa dedim, annem ne zaman bitirmiş bu elbiseyi? İkisinin de renkleri benziyor ya. Evet. Sonra diyor ki bak bunu yaptı diyor. Anne dikmişsin yarı diyor. Neyse, o senin getirdiğin elbise. Mavi elbise. Bak. O da Hakan'ın arkasında. Aynen. Ay Emine, iki gün sonra yürümeye başladığı zaman. Eyvah. Ne güzel. Hemen yürür zaten belki. Evet, kız çocuğu erken yürür derler. Öyle mi diyorlar be? Aynen. Kız çocuğu da erken. Efendim. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak Elis sana bakıyor. Bak bak bak, Elis sana bakıyor. Koş bakayım, Elis nereye gidiyormuş? Elis nereye gidiyorsun de? Şey oldu zaten. Kendi kendine böyle kalktı, dikeldi. Hmm. Evet evet. Emine koltuğun kenarlarına koyup da böyle apalı şey yapıyor musunuz? Gidiyor, adımlıyor kendi mu? Kendi gidiyor, kendi gidiyor. Elis gel ben de. Gel. Hadi gel. 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 Kuş 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 kuş. Gel. 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 Ne güzel ya. Gel. Bak şimdi. Bak şimdi. Dede. Tay 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 tay. Hoppa, ne güzel. Alkış. Hadi alkış. Aferin. Emine şimdi 9 aylık değil mi? 9 ay, 9 bitti mi? Bitecek. 9 ay 20 günlük belki abla. Bu yaşını görmeden şey yapar, yürür. Yaşı dolmadan, görmeden demeyeyim de. Yaşı dolmadan yürür. Hay! Gel. Gel. Abi gel 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 abi. Fare. Kız evin neşesi öyle deme be. Anneannesiyle dedesinin var ya bu. Gülü gülü. Hele dedesi var ya buna.
Dede nerede dede? Dede nerede dede? Bak ya. Dede. Elif. 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 Nihayetinde yaka mikrofonlarımız geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Nihal ablacığımla beraber Trendyol'dan birer tane yaka mikrofon siparişi verdik. O da dün itibariyle geldi. Teşekkürler. Şu yaka mikrofonu. Ama içinden bir tane çıktı. Biz aslında iki tane siparişi verdiydik. İçinden kaç tane var? Hayır, acaba kutunun içinde iki tane mi var diye şey yapacağım ama kutunun içine de bir bakayım. Ben sizlere şu şekilde kutusunu göstereyim. Düz tutuyorum değil mi? Yok, ters tutuyormuşum, pardon. Şu şekilde. Hepabers R30 arkadaşlar. Biz bunu 1150 TL'ye aldık arkadaşlar. 300'e de var, 400'e de var, 800'e de var. Bunu 1150 TL'ye aldık. 3000'e var, 5000'e var, 8000'e var. Böyle bir şekilde fiyatlar değişiyor. Değişiyor tabii ki de. Bu 5000'lik, 8000'lik olanlar tabii ki de profesyonel çekimler için. Ha, 300'lük, 400'lükleri de alabiliriz ama onların ses kalitesinde sonuç hiç emin olamadığımızdan dolayı bize en makul fiyatlı olan bu geldi. 1150 TL'lik olan. Maksat zaten sizler de biliyorsunuz ki biz sizlerle tabii ki de anlaştığı da karşılıyorum. Aşırı derecede rahatsız oluyorsunuz dış çekimlerimizde. Dış çekimlerimizde biz konuşurken bizim sesimizden daha çok dışarıdaki sesleri çok fazlasıyla duyuyorsunuz. Yanımızdan geçen insanların konuşmasına kadar, geçen arabaların tekerlek seslerine kadar hepsi sizlere bizim sesimizden daha çok geliyor arkadaşlar. O yüzden de bunu bir tık bile olsa engelleyebilecek, bir tık bile olsa dış sesi kesebilecek bir önlem almak amaçlı yaka mikrofonu almayı inanın ki bayağıdan beri düşünüyorduk. Ama içinden de bir tane şöyle bir kutusu çıktı. Ben telefonuma bir bakacağım çünkü siparişi ben verdim. Çünkü iki tane sipariş verdim diye biliyorum. Ödedim, parayı da biliyorum. Bunlarla beraber biliyorsunuz ki ben raflarımı da aldıydım. Raflarımın her ikisi geldi. Buraya yemeğe girdi. Yemek demedik ki biz sana. Çık buradan. Hesabıma girin. Şu. Teslim edildi diye yazılmış. 2 adet. Ana. Tek evet, tek evet. 2 adet. Burada da 2 adet. Ödediğim fiyat. Kadar. Yani tamam, iki adet fiyat ödemişim zaten ya. Niye bir tane geldi ki? Neyse, biraz sonra satıcı firmayı alırım ben. Satıcı firmayla bir görüşürüm. Çünkü içinden bir tane çıktı. Belki de unutmuş da olabilirler arkadaşlar. O da çok normal bir şey. İnşallah unuttuklarını ya da koymadıklarını kabul ederler de bazen de biliyorsunuz ki bazen aksilik olabiliyor. Yani biz koyduk deyip de inkar da edebilirler. Neyse, inşallah öyle bir sorun yaşamam. Bakıyorum çünkü o şekilde şey oluyor o zaman da sonuna oturun. İçinden şu şekilde 2 adet yaka mikrofonu ve 1 adet telefonumuza takacağımız bir cihazımız var. Yaka mikrofonlarını çalıştıran. Bunun içinde başka bir şey var mı? Şarj aleti acaba? Ha, şurada da şarj aleti var herhalde. Ben beyaz olanı beğenmiştim ama beyaz olan bizim Samsung telefonlarımıza uyumlu olmadığından dolayı onu alamadık arkadaşlar. O çok hoşuma gitti. Gerçekten bayağı da bir hoşuma gitti. Şöyle de bir şarj kablosu var. Çok çok ama çok uzunmuş. Görüyor musunuz? O kadar uzun ki. İki karış bile değil. Neyse. Bunun girişi TFC olduğundan dolayı bizim cep telefonları şarj aletlerimizi de şarj edebiliyoruz. O yüzden de iyi, rahat, kolay. Bir denesem mi acaba? Şimdi Dilihan ablanınki de gelmiş. Hani Dilihan ablanınki benimki fark etmiyor ama birinin eksik gelmesi gerçekten kötü oldu. Bakalım bir şey diyecek mi? Şarj mı oluyor? Yok, şarj olan bir şey yok.
kutusunda olmasının en güzel özelliği arkadaşlar. Bu kutusunda hepsini şarj edebiliyorsunuz. Hepsi şurada küçük bir minik girişleri var şöyle. Ama mikrofonların var, şeyin yok. Aparatın yok. Şu şekilde gösterin. Bunları bu kutudan da şarj edebiliyorsunuz. Şarjın da şurada zaten. Kutunun da zaten şurada bir şarj giriş aleti şeyi var. Giriş yeri de var. Acaba çalışıyor mu diye bakıyorum. Hani içinde az olsa şarj var mıdır diye. Ben şimdi bu yakın mikrofonu denemesini arkadaşlar sizlerle balkonda yapacağım. Biliyorsunuz ki benim balkonda ister istemez tabii ki ses çok fazla oluyor ve benim sesimi gayet güzel bir şekilde bastırıyor diyebilirim. Bilmiyorum, inşallah aldığımız üründen memnun kalırız. İnşallah aldığımız ürünler sizler de memnun kalırsınız ki bundan sonraki çekimlerimize tabii ki de haklı olarak da her zaman için söylüyorum. Haklı olarak da tabii bizim seslerimizden daha çok dışarının seslerinizi duyduğundan dolayı rahatsız olabiliyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Bakalım. Nihal'e de küstürdün kendini Hakan. Tebrik ediyorum seni. Nihal teyzeye de küstürdün mü küstürdün. Gel gel abla. Sana iki haberim var. İlk önce hangisini söyleyeyim? İkisi de senin için çok da iyi bir haber değil. Onu da söyleyeyim başta da. Biri iyi, biri kötü oluyor. Hangisinden başlayayım dersene. İkisi de kötüyse ikisini söyle gitsin. Yara bağlı gibi bir anda söylemişsin. Söyle. Yaka mikrofonlarımız geldi. İçinden bir tane çıktı arkadaşım. Nasıl bir tane çıktı? Bayağı bir tane yaka mikrofonu göndermişler. Biz iki siparişi vermiştik ama bir tane çıktı. Gel oturuyorduk şuraya tuttum. O da iyiymiş. Bu bir tık iyi haber. Bir diyeyim artık daha mı? Diğeri. Köye gidiyorum ben. Siz diğer ablanın bakışını hiç görmüyorsunuz şu anda. Hangisi iyi haber şu anda? Köye gitmem mi, mikrofon mu? İkisi de kötü haber. Değil mi? Ben de söylemiştim zaten. İkisi de kötü haber değil. Mikrofonu kötü ne işin var? Ya sabah annemle konuştum. Ebru'yla telefonlaşmış. Hani Ebru'ya demiş, hani sen erkenden gelin demiş. Hiç olmaz, hani bayram birinci günü hep beraber. Kurbanı burada. Ben kurbanı burada hallederiz diye düşünüyordum. Ebru tekrar kurbanı burada hep beraber keselim demiş. Beraber oluruz demiş. Annem de erkenden gidelim mi dedi. Valla ben bilmiyordum. Hakan bu aralar biraz huzursuz. O yüzden de çok fazla evet. Bir de yoktu. Gelmeyeyim olmasa ben de. Başta he dedim. Sonra bas geçtim. Sonra tekrar şimdi bir 15 dakika önce böyle konuştum da. Yani ona bakarsan de koskoca insanların dengesi yok ki de. Ufacık çocuklar ne bekliyorsunuz ki sizde? Bir de Hakan'da da özel durumu da var tabii, ister istemez dedi. Aslında içimizde en normal çocuk, en normal o dedi. Bizler anormaliz dedi. En normal insan Hakan dedi. Artık benim Hakan'la işim bitti, konuşmuyorum. O Hakan'a küstü şu anda, o yüzden konuşmuyor. Ne bileyim. Öyle de hani bayağı beni bırak gidiyorsun yani yine. Git bakalım, döndüğünde beni burada olabilecek misin? Niye de sen nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Sen nereye abi doğru? Terk ediyorum Antalya'yı. Hepinizi terk ediyorum de. Hepinizi terk ediyorum. Hakan'a da küstüm zaten, gidiyorum. Ona zaten küseceğim. Şimdi bir şey derim. Uykudan yeni kalktım yani. Takılıyorum ben. Hayır oradan gülüyor, bakıp gülüyor da. Evet. Hakan kalk diyor. Kapıyı açtım. Hayır ben açamam diyor bana. Kahve içeceğiz biz şimdi ama Hakan'a yok. Dur sana yaka mikrofonunu getirim hayatım. Hayır yaka mikrofonun içinde iki tanesi. Her siparişe baktım Nihal abla. İki siparişe bir tane mi göndermişler yoksa ikili diye içinde bir tane mi var? Hayır hayatım, şu internette gördüğünüz bu bir. Bu bir adet. İçinde iki tane yaka mikrofonu var, bir tane aparatı var. Aparatını da şarja taktı, bunu da şarja taktı. Değil mi? Ters taraftan. Bu bir tane. Biz bundan iki tane sipariş verdik. Olur mu canım öyle şey? İki tane verdik hayatım ama bir tane gelmiş. Şimdi iletişim firmayla da konuşmadım. Böyle konuştuydum da onunla konuşurken de şimdi aramadım bir şey satışı firmayı, üretici firmanı nereden çıktı var ya, kafam kaldı. Satışı firmayı aramadım da satışı firmayı arayacağım. İnşallah sıkıntı çıkarmazlar yani, ama biz kutuya iki tane koyduk da siz iki tane, bir tane gönderdi demek şey yapmazlar yani hani. Anladın sen beni? Demezler herhalde. Dört, beş,
6. Ödeme 2 tane ücret ödedim. 2 baktım. Bak sana da göstereyim. Şimdi ben peki şey aradın mı? Tren ben aramadım dedin ya mamam. Aramadım. Benim de onu. Denedin mi? Deneyemedim, şarj yok. Şarj oldu. Şimdi ben onu sana göstereyim, olmazsa bunu sen... Ben şimdi öyle bana çok fazla işime yaramayacak ya. Sana vereyim. Nihal abla. Sen onu kullanmaya başla. Diğer aparatı da şarjda zaten. Bunların girişleri TYPC. Samsung şey, şarj aleti girişi. Atam adamını anlatıyorsun. Telefonu şarj aletiyle şarj edebilirsin. Çok uzun kablosu gelmiş. Bu kadarcık. Artık nereden nereye uzatırsın onu hiç bilemem. Şuradan bakıver hesabıma ya, sen bakabilirsin zaten. Neyse şey yaparım. Ve üretici firmayı da ararız da. Ay kaç tane aldım yine unuttum, gördün mü? Krediler. Ay sen bakıver diyor, nereden bakacağım biliyorum sanki Rahim ya. Aynen. Sen benim elektronik özürlü olduğumu bilmiyorsun işte sanki. Burada da açarsın. Acaba şey mi döndük ama öyle de olsa bilgilendirirler. Bilgilendirme yapmaları gerekiyor Nihal abla ya. Bilgilendirme de yapmadılar ki. Ya, kafam çalışmıyor belki şu anda. Nasıl oldu ayağın, sarmışsın ayağını? Sardım 2 saattir sardım. Bas hiç basamıyorum çünkü. Gece sabaha kadar uyutmadı ve basamıyorum. Açıldı mı? Açılmadı. Ya burada... Sardım ayağımı ama doktor da sarma demişti. Ama duramıyorum, sen öpeceğim bir şey yok. Sen baksana, duramıyorsun ki. Duramayınca ne yapacağım? Sardığın zaman kemikler daha çok batar demişti. Ama böyle en azından biraz rahatlatıyor. Ama belki doktorun dediği gibi neden? Belki rahatlattığını hissediyorsun da rahatlamıyor olabilir. 2 saattir sarıl ama. Dayanamadım, belki basamıyorum yani. Lavaboya kalktım. Kaç gündür diyorum ya sana, bileklerim kırılacak gibi diye. Hı hı. Parmaklarım da çok kötü, basamıyorum. Ulan bu ayağda bir çare yok. Hani keşke deseler hani böyle bir çaresi var. Hani ameliyat odur, budur, şudur deseler. Bir şey diyorum ya, ben zayıflayınca belki biraz hani... Ha, ayaktaki bir şeye gidince. Yük gidince. 4 ürün teslim edildi diyor. Tamam, 4 ürün. 2 tane rafım var. 1, 2, 3, 4. Bir yandım senin yanına şunları yapayım. Açmıyor sayfayı. İnternetler nedense mobilim açık. Mobilim bile açık olsa 1, 2, detaylar. 3, 4, 5. Nefret geldi gerçekten şu Vodafone'dan nefret geldi bana ya. Ya böyle mi bu olabilir ya? Ya 4 ürün teslim edildi diyor. Evet. Benim kafam nasıl oluşuyor? Burayı arayacağım, ne başka yapacak bir şey yok. Yok arayacağım inşallah, yani şey yapmazlar. Benim şey korkum o yani. Bunu sen söyle. Ivır zıvır yapmazlar yani bize. Anladın? Hı hı. Belli mi olur insanlara şimdi ya? Ha, bak ne diyor. Ne diyor? Bir şey mi demiş, gördüm. Evet. Aşağıdaki 2 ürün 8 Haziran. Tamam. Cumartesi günü teslim edilmiştir. 8, bugün ayın kaçı? 11'i. Bu şeyler o zaman. Onlar raflar. Onlar raflar hayatım, onlar değil. Yo ama yukarının aşağısında gözüküyor. İki paket halinde diyor. Teslim edilecektir. Dört. Şey o, raflar iki paket halinde teslim edildi. O raf. Rafların iki paket halinde geldi. Evet dediği çok doğru. Faturayı görüntüleyelim. Kız zaten şurada yazıyor ya. Hayır, orada belki bir açıklama vardır diye. Ha. Telefonu çalıyor. Biraz sonra bakalım. Biraz açıp. Meşgul et. At meşgul et onu. Neyse onlar şarj olsun. Ben şey firmayı arayayım da. Ne yapılacak, ne edilecek bir öğreneyim. Yani
Dediğim artık ya. Yani denecek bir şey de yok ki. Yani denecek bir şey de yok. Aynen dediğin gibi yani yapacak bir şey de yok. Sen bayram kaçıncı gün ne kadar oradasın? Kurban orada keseceğiz. Büyük bir ihtimalle bayram. Sen o kadar uzun süre kalamazsın orada, ben sana söyleyeyim. Yok be, şey yapacağız, kurban keseceğiz çünkü kurban ayırt edilecek, ayrılacak orada. Şey değil. Kurban olduğunu ayıracaklar. Her defasında öyle gidiyorsun sen. Ama yine de kalıyorum canım, şimdi kalmıyorum değil. Ama şimdi kurbanlar kurbana gittiği zaman mecbur hayvanı kesmeden gelemezsin. Şu an kadar benim olduğum mu? Hakan kaç santim olmuş biliyor musun? Kaç santim olmuş? 102 santim olmuş. Maşallah. 18 kiloymuş çocuğu, 2,5 kilo fazlası varmış. Ebedeki 2,5 kilo dedim, fazlası var. Ama son dönemde kilo aldı. Evet, son dönemde bayağı güzel bir kilo aldı. Yüzü topaç gibi oldu çünkü. 2,5 kilo dedi, fazlası var bunun dedi, annesi dedi. Ben dün çarşıya çıktım öyle işte gittim, bu ancak olur. Hakan'a dedim bir götürdüm, satıcı dedi 38 yaş için dedi. İyi maşallah. Ben de biraz fazla bakmışım canım. Yani şeyde baktığı için sıkıntı değil de. Güzel kilo almış canım, gelişimi çok güzel dedi. Şeyi sordum, otizmini sordu, nasıl gidiyor dedi. Eğitim dedim, eğitim çok güzel gidiyor dedim. Ya benim dedi iki tane daha vardı böyle çocuğum diye, iki ya da üç dedi. Hani dedi, baktığım zaman da hiç dedi öyle gözükmüyorlar dedi. Ya dedim eğer eğitimleri güzel gidiyorsa şahit dedim, bu otizmden biraz daha dedim hani şey yapıyor artık dedim. İyileşme sürecinde gelişim gelinceye kadar şey yapacak dedim. Hani bizim dedim şu anda eğitimimiz çok güzel dedim. Allah şükürler olsun dedim. Önder Bey sayesinde dedim biz bayağı iyi ilerledik dedim. Ha iyi o zaman sevindim dedim. Sıkıntı yok dedi. İşte aşılarını vurdu. İki kola birden. Bir tanesi karma. İçinde tetanoz var dedi. Hem ağrısı olur dedi belki dedi. Olabilir yani çocuktan çocuğa dedi. Şimdi bir de şey olur dedi. Ateş yeterli dedi. Ben yine verdim Şerif ablaya gittim de ateş düşmüş ağrı kesmişsin de. O gece belli olur belki artık. Ya Hakan bir de acı eşiği yüksek ya. Hani bazı çocuklar acı eşiği yüksek olur dedi. Çok fazla hissetmezdi. Hakan da zaten sen biliyorsun. Hakan evet. Acı eşiği de yüksek olduğundan dolayı hani çok fazla hani bana mızırdanacağını ya da ağlayacağını çok şey yapmıyorum. Hakan bir tek kolu kırıldın da. Onu da bile ağlamadın Nihan abla. Onu daha evet ağlamadın. Ay kolu kırıldı. Kendiniz acı. Ay hiç üzüldüm Nihan ablanı ben. O zaman dedim ben kolu kırıldı diye. Evet. Hakan çünkü. Hiç ağlamaz. Ağlamaz. Hatırlamıyor musun şeyde oluyor. Parmağı sıkıştığında da bir kere çık ağladı. Eliyle gösterdi. Şu eliyle gösterdi getirdi tuttu. Dedim mi o zaman kırıldı Hakan'ın kolu yoksa yapmaz diye. Evet. Aman çocuğum. Neyse bakalım. Şimdi küssüz ama artık. Sen şimdi küssün, ben seni küslerini de biliyorum. Şimdi benim ağzım açlıyor mu? Nihal abla. Nihal ablanın küslerini ben size söyleyeyim. Küser. Hakan ona şöyle bir bıyık bıyık altından bir gülerse Nihal ablanın şeyi biter. Bitti. Küslüğü kalmaz. Komple biter yani. Şeyi yapmaz. Anam şuraya bak. Anam küçük paket çikolatalardan arıyorum. Kaç gündür bulamadım. Bulamadın mı lan? Hayır. Kapıdan geçerken şunun eline vermek iyi oluyor. He Hakan'a. Hakan'a. Tabii canım. Nasıl iyi mi? Baksırıyor çocuğum. Gel yanıma. Gel. Bugün duş almayacak sadece. Ne oldu bebeği? Biz sen şeye gidelim mi köye? Karma. Teyzeye satar gidelim mi? Teyzeye gidelim mi? Kim hangi teyzeye gidiyoruz? Teyze satar gideceğiz. Teyzeye gideceğiz ama Fatih gelecek. Fatih bizi alacak. Alsın mı Fatih bizi? Biz Fatih arabaya gidiyoruz. Evet. Fatih ile arabaya gidiyoruz. Gel otur bakayım. Konuda dokunmak istemiyorum çok fazla. Fatih gel. Arabayla gelsin mi? Evet. Gidelim mi biz köye seninle? Sen teyzeyi bırakıp gidiyorsun burada Nihal teyze ya. Ben Şerif ama Şerif ablalardayken annemle burada orada konuştum telefonla duydu diyor. Biz diyor köye gideceğiz köye diyor. Köye gitmeyi istiyor. Ne yapacaksın köyde yine sen? Hakan köyde ne yapacaksın? Ne? Köyde ne yapacaksın? Aman rahat rahat koşar hiç olmasa oynar çocuk orada. Orası çok sıcakmış biliyor musun? Ya orası sıcak olsa da belki orada şey etkisini kaybettim. Burası gibi olmaz yine. Şey yok diyebiliriz. Burası sıcak ama bizde nem yok bizim dedi. Nem olmadığı için de biz rahatsız dedi. Nem olsa kötü olur aslında. Allah'tan nem yok. Hem nem yok hem de Aldemar'ın orası da öyle. Mesela sıcak oluyor ama güneş o dik açısını kaybetti mi? Hı. Yine de burası gibi olmuyor. Değişiyor havası. Gidiyoruz mu? Anca.
Önce bir kat indirebildim Fatih abi. Bir kat edil yarım kat. Aleyküm selam. Aa, ne oldu? Cüzdanımı unuttum, görüyor musun bak. Başka? Başka bir şey yok, cüzdanımı unuttum sadece. Alıyorum, ben hemen geliyorum. Tamam. Evet. Biz arabada değiştiririz diye şey yapmak istemedim şimdi ben de. Yoksa nazar değmesin diye sen mi ters giydirdin? Nazar değmesin diye atlet ters giydirilir ama. Biliyorum onu yapıyorlar sen zaten de. Evet. Belki ayakkabıda da memnun olabilirsin yani. Tut hadi elimi. Hakan, nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ebru'ya mı gidiyoruz? Köye. Gel buradan, buradan. Baktın arabayı bir inceledi. Direksiyona mı geçecek? Hı hı. Ehliyet aldıysan geç. Aldın mı? He? İlk önce emniyet kemeri takar yalnız o. Var. Bina binmez emniyet kemeri takar. Anne. Yok. Tok da var. Tok da var. Testa iki tane daha var beyaz. Sakin. Aa, çok ayıp Hakan. Ne oldu? Çok ayıp. Ne oldu? Hadi bakalım keşfedecek mi dedim. Aa. O kutuyu uçatmayı düşünüyordum aslında. Kaçarmış gözünde. Anahtarlar. Anne anahtar. Evet anahtar. Hakan'ın. Hayır Hakan'ın değil onlar. Hayır, Fatih'in. Fatih'in onlar. Hakan olur mu hiç? O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bak. Anahtar. Anahtar. Heh, için mi açmayı planlıyorum? Nereden bildin onun öyle açılacağını? Bak ya. Bu ne? Bir seni. Hı. Söyle bakayım. Aşağıdan sesi geliyordu. Anne bekle. Evet. Hayır bavulu aldım. Ben aşağı indim yavaş yavaş diyorum. Bekle beni. He. Anne beklemedi mi seni? Hakan. Anne. Anne sonra kreşe gitmeyeceğiz. Bak kreşin yolu orası ya. Oradan kreşe gitmeyeceğiz. Oraya girseydin havası çıktığı kadar bağırırdı Fatih abi. Bak oraya bakmadığı halde. Sonra gideceğiz. Sonra gideceğiz. Evet. Evet şimdi tatil oldu. Bayram. Tatil. Bayram tatil. Burada kalırsınız. Sonra nerede? Buradaki. Buradaki? Burada mı gidelim? Evet. Kime gidiyorsun şimdi? Söyle bak. Anne. Efendim. Burada kalırsınız. Burada. Evet. Tamam. Kime gidiyorsun şimdi? Kime biz gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Hakan biz nereye gidiyoruz? Söyle bakayım. Biz bunu biliyoruz. Anneanneyi alacağız sonra Ebru'ya mı gideceğiz? Ebru'yu özledin mi? Ebru'ya gideceğiz. Ebru'ya gideceğiz. Özledin mi? Hakan anneanne de gelecek. Anneanne gelsin mi bizimle? Anneannenin geleceğinden haberi yok. Özledin mi? Köye gideceğiz diyorum biz teyzeye gideceğiz diyor. Ebru teyzeyi özledin mi? Bak bir cevap ver bak. Fatih'e bir bak bakayım. Fatih'e bak yüzüne bak. Ne? Ebru'yu özledin mi diyor. Efendim diyeceksin. Yani. Bak yüzüne bak. Sana. Yüzüne bak ama. Ebru'yu özledin mi? Kaldır kafanı yüz. Özledin mi? Özledim evet. Diyeceksin çok ama. Çok mu özledin az mı özledin? Evet. Çok mu özledin az mı? Evet. Ama gözlerine sonra bakarak konuşmuyorsun. Gözlerine bakarak konuşacaksın. Evet. Gözlerimi görebiliyor musun sen benim? Evet. Göremiyorsun. Hayır. Gözlük var göremiyorsun. Şimdi görüyor musun? Gözlerimi. Gözlerine bak Fatih bak, abinin. Gözlerimin içinde bak lamba yanıyor gördün mü? Benim gözlerimde. Bakmıyor.
gözüne bak, bak gözümün içine lamba yanıyor bak. Işık yanıyor bak, ışık. Gördün mü? Gördün mü? Ha? Sana da takalım mı gözüne? Ben takayım bakalım. Ha? Lamba takalım mı? Ben ne çalışacağım? Niye çalışacaksın? Hı? Yeşil yandı. Yeşil yandı mı? Bak bakayım bir. Yandı mı yeşil? Evet. Sonra ne yanacak? Kırmızı mı yanacak? Sarı mı yanacak? Hangisi yanacak? Sarı yanmayacak. Kırmızı yanmayacak. Kırmızı yanmayacak. O zaman? O zaman yeşil yanacak. Yeşil mi yanacak? Hakan, anneanne de gelsin mi köye bizimle? Neden? Su istiyor. Su istiyor. Şu küçük şey var. Al bunda iş bunda. Bak otobüs durağında Fatih abi. Tabii. Hayır. Sen aşağı inecek misin? Ben mi? Ben inip alayım. Ya da inersen bu da iner. Tamam sen inme, ondan dedim. Tamam. Ona göre ağacı doğru yanaştın ya. Yok. Anneme bak ya, ne kadar sabırsız. Telefon açtım, anne biz çıktık geliyoruz dedim. Otobüs durağında bizi bekliyor. Bak gel diğer taraftan da gel evde. Keşke. He otur otur. İsmail önde. Nerede? Annen nerede? Araba alacak mı? Önü otur. Bu dedi de. Tamam araba bu kadar zaten. Sen bu kadar. Başka hayır, sen öne otursun dedi de. Ha, ben de İsmail öne oturunca şey yapmadım. Ses çıkartmadım. Oh. Kaynana kesin inmiş aşağıda bekliyordu. Durakta baktım durakta oturmuş bekliyor. Tutayım mı? Gerek kalmadı, kendisi indi zaten. Ne oldu İsa'cığım? Korkuttun ya anneciğim. Hayır çıkma oraya. Çıkma. Efendim? Evet biliyorum. Şey yaptıydık, mangal yaptıydık ya. Anne, ona tavuk vereceğiz. Ona tavuk ekmek vereceğiz. İnşallah bayramda yine yaparız. Aynen. Fatih abi. Bayramda yaparız yine. Anne şunlar da çok güzel bak. Evet. Şunlar güzel Fatih abi, küçükler. Onlarda patlama falan kesinlikle olmaz. Ne kadar bunların fiyatları? O 800 lira. Normal 800 lira. İyiymiş aslında, bu çok güzel. Bu iyi aslında ya. Onun bir büyüğü ne kadar? O ya da 1000 lira, hemen yanında abi. He şurada gördüm, evet. Bunu da çek istersen. Hı-hı. Bunların üstü herhangi bir şekilde patlama yapmıyormuş ama bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Bunun da fiyatı 1000 liraymış. Aslında fiyatı gerçekten de uygun. Sürekli olarak kullanacağınız için. Anne. Efendim aşkım. Bir tavuk ekmek vereceğiz. Evet, ekmek alacağız biz buradan değil mi? Yapıyorsun. Bundan çok yapıyorsun.
Bunları kalk. Bunu da koyduğun zaman şöyle gel. Anne, bu da güveci. Çok ha, bu da güveci. Hı. Bu da 1250 TL. Evet o. Bu daha güzel. Bu daha güzelmiş aslında. Ben içeceğim anne içer. Yok, içmeyeceğim ben. Geldi. Aa, çay söylemişsiniz. Aynen, çay içeceğim. Baksana şunları. Sen yiyeceğin turizmi. Arabamız burada, ikram molası. İhtiyaç molası. Çaylar şirketten. Ne diyorlar diye. Genç o konuşulanlar hiç anlaşılmıyor. Yok ya, kimse. Seyahat ederken anonsu dinledin mi sen? Dinledim. Çoğu anlaşılmıyor. Artık anonslar kalktı ki Fatih abi, anons yok artık. Allah Allah. Yok yok, anons yok artık. Yıllardan turistiyle bilmiyor. Yok yok, anonslar artık. Zonguldak. Mola yerine girdiği zaman anons olmuyor mu? Ha, 10 dakika anons vardır diyor. Ama çok net bir şekilde söylüyorlar. Şey değil. Olur mu? Net bir şekilde söylerse olmaz. Yok yok, anlaşılmıyor bazen. Anlaşılmaması lazım. Onun özelliği o zaten. Niye, otobüsü mü kaçıralım? Ay, metronomiz yiyor zaten. Metronomizden 10 dakika olmuş. Şirketler. Anladın mı? Anlamadım. Anlamadım. Yok canım, anlamadım. Çaylar firmadan, içelim durmadan. Çaylar firmadan. Aynen, çaylar. Kalk yerden. Somuncu dedi. Ha, seninle uğramıştık ya. Evet. Seni de izliyor. Takip ediyor. Aslında Karadenizliler. Ürünleri şahane oluyor. Sabahları kahvaltısı, börekler çeşit çeşit. Maşallah. Bir tane şey var. Kaşarlı böyle bir malzeme gibi yapıyorlar. Evet, çok güzel oluyor. Oynasın, bırak. Ya, yıkanmayacak o bugün, yerleri temizliyor. Tam elini yıkasın. Islak mendil ne silersin? Islak mendil boşuna mı icat oldu? Hiç. Islak mendil sevmiyor Fatih abi. Onlar nasıl şey yapacak, kazanacak desene oğlum. Ay, kalk yerden. Daha iyi olur şimdi. Aşı... Aşı damarlarında daha güzel, dolaşır daha güzel diyorlar. Evet, aşı daha güzel tutar şimdi. Bence de. Aşına gitti. Hizmetleri de var Serem. Orada da kayarsın, orada. Kaymaz. Gel buraya. Çay mı içtim, geliyorum. Tekrardan. Bana bir tane sarı tava dilimleri var. Abi. Şşş, dur. Abi. Söyle. Abi. Şeye sesleniyor, abiye sesleniyor. Abi. Abisi. Efendim. Şey, yuvarlak da yuvarlak. Abisi. 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 Bir evet ya. Abisi, cevap ver abisi. Abi. Efendim. Bende var. Kaç tane? İki. İki. Tamam. Ha, şimdi yapıyor. İki ekmek. Tamam. Başka ne istiyor? Başka istediğin bir şey var mı? Bir. Abi sen bu ağzına bakma, bir. Yarın bir de alır sadece. Ben ona tamam iki veriyorum diyeceğim, tamam. Bende var istersen Toros nanesi. Yok canım, yok canım. Hani bak, senin şeyi buradan alıyorum. Nasıl? Ha, kozalak özü. Kozalak. Özü de var, çekmiş de var. En son ağından evet, kozalak özü. Şimdi lazımsa alalım yine. Yok yok, var oğlum. Dur, ben iş. Bir tane sen normal ekmek var. Ekmeği alacağım. Ben de değil mi, normal ekmek. Sen mi bilirsin? Bilir mi? Yok, o normal. Bilinmeden ver. Bak şu et çok güzel. Bu içi ekmektir. Osmos. Yaprak dolu. Evde deneyin. Hoşunuza giderse. Bir tane de bana tulum ver. Anne, yumurta. Evet, yumurta. Ayrıca zincir bıçak. Şu. Sarı. Aynen, sarıdan. Ters zincir dolu. Pekmez alacak mısın? Yok, ben alayım. Tamam, sana vereceğim. Evet, alacak götürecek bu. Abisi demesi güzel. Çay Fatih abi, abisi deyince o da tekrarını yapıyor. Abisi diyor.
Abisi, bak bakayım abisi. Al ekmeğini. Şeker istiyor musun? Şeker istiyor musun? Ha, bir tane de top kap alalım sana. İster misin? Al bakalım. Kendisi alacak. Tüdüklü alacak. Bak. Şey, ne ettir, o tüdüklü mü? Biliyor mu? Bilmez. Ama öylesin. Ha, düdüğü varmış orada. Ekmeği alacak o. Ama bunu al sen. İlle ekmeği alacak. Ekmeği alacak o Fatih abi. Evet, arkadaş. Çabuk koydum buraya, şuradaydı da. Al bakalım. Hadi şimdi yürü arabaya. Bekle, hayır bekle beni. Ya, nasıl? Açar mısın? Açar mısın? Bekle zaten. Böyle bak, bu şuradan bir şey varsa. Hayır, var da şeyler. O çocuklar için uyku al. Ondan sonra senin ağzın geçenlerin sana olacak şeyi teşhis alıyorum zaten. Kozalak buzu var. Kozalak buzu var. Pekmezi var. Kaynak ondan içiyorlar. Soğuk sıkım. Ekipliğiniz pekmezi var. Nar ekşisi var. Nar ekşisi nereni? Nar ekşisi kutuda falan yaptı. Bu kutuda el yaptı. Öleceksen bir tane al. Yok, şimdi Antep'ten gelecek ki benim. Çok harika yani. Bir yiyen başka da resim yemiyor. Doğrudur. Şimdi çözdü. Yani biziler olsun diye diyor. Teşekkürler. Burada şimdi hep yüz ev şişelerimiz doğal. Geldik köşkümüze. Mi? Yanıyorum yeşil köşkün lambası vay vay. Evet. Güneş, akşam güneşi çok şey yapmasın diye. Karavanı da kenara yanmışım. Her şey yaptım. Daha iyi. Şu ağaçlar biraz bir şey yapsın diye. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne istersen onu da bana. Yok, aldım aldım ben. Bismillah. Hakan abi gel anne. Selim bebeğim. Dur. Aldım mı? Aldım anne, ben aldım. Aldım. Aa, ben bunu görmedim. Bunu ben de görmedim. Ben de ilk defa görüyorum. İyi olmuş ama. Hadi. Ekmek. Hadi. Bu içeride ya. Şimdi girdi. Haydi Hakan'cığım. Gir bakayım seni sıcak. Ay, ayağına bastım ya. Ne oldu? İşte ona hata etmişiz de şimdi. Şu bir tanesine kanat yaptırıyorum. Ya esintisi yapsın. Bayramda bize takılacak. Hadi şu. Sineklik olacak. Ya. Yok, akşam güneşini görüyor ya. Ateş evet. Gibi oluyor. İçeri bir gir. Köyün işin bu kadar. Evet. Ama yine görüntü çok İsmail güzel. Bak, İsmail oraya çıkmış, görüyor musun? Tabii canım. Aa, evet, şöyle İso. Görüntü çok güzel. Ama düşeceğim anne. Yavaş. Bak. Benim tavukların bile şeyi var. Aynen, çok güzel ağaçlar. Birden bir yeşermiş. Bak, ortalarda da hep şeyler çıkmış. Hmm. Otlar çıkınca daha da bir güzel olmuş. Aynen. Dediğin gibi gündüz vakti daha güzel. Daha güzel. Ne Serin yapıyoruz kızım? Serin. Evet, hayır. Biz artık sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyelim arkadaşlar. Kaçalım. Müsaade isteyelim. Müsaade aynen isteyelim. Kaçalım. Bir güzel günümüzün nerede? Taşyaylı köyünde. Sonuna geldik. Bir güzel videomuzun da sonuna geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.